Boğaziçi Üniversitesi Veri Güvenliği Açığının olduğu Bilgi İşlem Merkezi'ndeki sunucu ve servislerin taşınması için ihaleye çıktı. 21B pazarlık usulüyle düzenlenen ihale 13 milyon liraya Türk Telekom'a verildi. İhalenin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında bulunduğu Türkiye Varlık Fonu'nun çoğunluk hisselerine sahip olduğu bir şirkete verilmesi ise dikkat çekti. Boğaziçi Üniversitesi kayyum yönetiminin dışında da büyük sorunlarla boğuşuyor. Öyle ki öğrenci, mezun, akademik ve idari personelin kişisel bilgileriyle ilgili veri güvenliği sorunu yaşanmasına neden olan ihaleyi açan Bilgi İşlem Daire Başkanı Faruk Yakar Yılmaz yeni ihaleyle gündemde. Başkanlık sunucu ve servislerin Kandilli kampüsüne taşınması için 15 Eylül'de ihaleye çıktı. İhale kapsamında 3 adet sunucu, depolama birimi, 6 adet güvenlik duvarı ve farklı türde yazılımlar alınması planlandığı açıklandı. Söz konusu alımın açık ihale usulüyle 2,5-3 milyon liraya mal olması bekleniyordu ancak ihale iptal nedeni açıklanmadan 30 Eylül'de rafa kaldırıldı. Boğaziçi Üniversitesi ihale iptalinden bir hafta sonra Veri Merkezi Ürünleri adıyla bir ihaleye daha çıktı. 7 Ekim 2022 tarihli ihale bu kez 21B usulüne çevrildi. İhale 26 Ekim'de sonuçlandı ve Türk Telekom'la sözleşme imzalandı. 13 milyon 726 bin 247 liraya mal olan ihale dahilinde alınacak sunucu, depolama ve veri güvenliği ürünlerinin teslimi ve bağlantıları 31 Aralık'a kadar tamamlanmış olacak. Üniversitenin yüklü miktarda ödeme yaptığı bir ihalenin çoğunluk hisseleri AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başında bulunduğu Türkiye Varlık Fonu'na ait olan Türk Telekom'a verilmesi dikkat çekti. Değerli eğitimciler, iş dünyamızın kıymetli mensupları. Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi'ndeki güvenlik açığı merkezin başına atanan Faruk Yakar Yılmaz'la başlamıştı. Yakar Yılmaz'ın ismi İzmir'de 2014'te İmbat Dalgası ismiyle liman işletmelerine düzenlenen operasyonda duyulmuştu. Yakar Yılmaz soruşturma kapsamında rüşvet almak ve vermek suçlamalarıyla 3 ay tutuklu yargılanmıştı.